Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir yıldız lif çalışmasıyla sizlerle birlikte olacağız. Yıldız lif çalışmamıza ben 3 tane rengimi kullandım. Beyazım her zaman olduğu gibi ana rengimiz diğer 2 rengimiz ise yardımcı. Şöyle cap canlı renkler kullanmayı tercih ettim. Sizler zevkinize göre daha soft renklerde kullanabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 6. Birinci zincirimin içerisine girerek bir küçük halka yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip halkamı kapatıyorum ve ilmeğimi fıstık yapmak için uzatıyorum ve 4 defa sararak fıstığımı çalışıyorum. Buradaki ilmeğimiz 1 değil başını doladıklarımızla birlikte saymaya başlıyoruz 1 2. 3, 4, 4 tane fıstığımı fıstığım için ilmeğimi uzattım. Sonrasında bakınız, şöyle alttan tutuyorum, tığımın üzerine ipimi alıyorum, biraz önce uzattığım ilmeklerimin arasından geçiriyorum ve buradan ipimi alarak kapatıyorum fıstığımı. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ikinci bir zinciri ilave ediyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 defa çekiyorum. İlimi tutuyorum. Hem ipimi hem de buradaki fıstığımı kavrıyorum. Şu şekilde içinden geçiyorum ilmeklerimin. İpimi alarak kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak giriyorum. 1 2 3 ve 4 tutuyorum geçiyorum içerisinden kapatıyorum 1 ve 2 tane zincirimi çekerek toplamda 6 tane fıstığımı örüyorum toplamda 6 tane fıstığımı çalışarak geldim üzerine 2 tane zincirimi çektim şimdi birinci sıramızı kapatıp ikinci sıramıza başlayabiliriz hemen bu tepe noktasında bakınız kapadığımız yerde minik bir göz olacak şöyle bakın minik bir göz bu gözün içerisine giriyorum, şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra iki zincir çektiğim yere tığımın başını girdiriyorum alttan ipimi alıyorum, şöyle ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum ve uzatıyorum. Başıyorum yeniden fıstık yapmaya. Bu kez her bir araya iki tane fıstık çalışacağız. Dört defa doldurulmuş. Çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum 1 2. Bakınız araya 2 tane fıstığımı ördüm. Şimdi diğer araya tığımın başını doluyorum. Şuradaki 2 zincir çektiğimiz yere giriyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum kapatıyorum İki tane zincirimi çektikten sonra yeniden 4 defa dolayarak aldığım fıstığımı örüyorum her yuvaya iki tane fıstığımızı yapıyoruz kapadıktan sonra da iki tane zincirimizi çekiyoruz başa kadar bu şekilde ilerleyelim Sıramızın başına kadar geldik. Çifter çifter ördük bakınız. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 oldu. Şimdi rengimizin değişimini yapalım. Artık pembemizi burada tamamlıyoruz. Şu şekilde ilk fıstığımızın tepesine gelerek önce batıyorum. Beyazımla geçişimi yapıyorum. bir tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi aldıktan sonra bakın önce ilmeğimi geçirdim zincirimle sabitliyorum ve buradan pembe ipimi artık kesiyorum beyazımla örmeye başlıyorum ilmeğimi kaydırıyorum zincirimin içerisine her iki fıstık içerisine ilmeğimi kaydırıyorum ve uzatıyorum buradan doldurmaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 Aynı şekilde içerisinden geçip kapatıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra bu bölüme üç tane beyaz fıstığımı dolduruyorum. Her biri dört defa da çekilerek alınmış. 2 tane de zincir. Yeniden 3. kez giriyorum. 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. bir iki tane zincir. Bakınız buradaki ikişer fıstığımızın tam içine aralarına değil tam içerisine 3 tane beyaz fıstığımız ördüm ikinciyi de birlikte yapalım giriyorum araya bakınız buraya batmıyorum araya giriyorum bir de iki oldu şu an 3 tane fıstığımız oldu artışlarımızı yaparak ilerliyoruz 1 ve 2 zincir 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Bir tane daha. 4 defa sarıyorum, çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 tane zincir. 2 tane beyaz rengimizde üçer üçer fıstığımızı grubumuzun içerisine tamamladık ve bir sonra da yine aynı iki tane fıstığımızın içerisine girerek örüyoruz ve sıramızın başına kadar üçer beyaz fıstık örerek ilerliyoruz Evet beyaz sıralarımızın hepsini tamamlayarak geldim iki tane zincirimi çekmiştim geçişimi yapıyorum ilk fıstığımın tepesindeki minik göz var şurası bakınız şöyle kaldırdığınız zaman göreceksiniz oraya tığımın ucunu girdiriyorum ilmeğimi kaydırma tekniği alıyorum daha sonra zincirimin içerisine geçerek yeniden ilmeğimi kaydırarak zincir içerisine geçişimi yapıyorum uzatıyorum ve fıstıklarımı yeniden çalışmaya başlıyorum 1 2 3 4 4 defa da çekiyorum kapatıyorum 1 İki tane zincirimi çekiyorum. Şurada tam ortada duran fıstığımın tepesine girerek iki tane yeni fıstık çalışması yapıyorum. Bakınız, üç fıstığımızın zincirlerini sağda ve solda birer fıstık yapıyoruz. Ortadaki buradaki fıstığımın üzerine ise iki tane fıstık yapıyorum. Gidiyorum tepeye bir, iki, üç, dört. Böylelikle dört tane fıstık sayısına ulaşmış oluyor. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı tepeye giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2. Evet tam tepeye 2 tane fıstığımı çalıştım. Şöyle görelim. Şimdi yandaki zincirimin içerisine bir tane daha fıstık çalışıyorum ve toplamda bu dilimimizde yani bu sıramızda 4 tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. 1 2 3 4 şeklinde artışımızı yaptık. Hemen yan tarafa geçiş yapıyorum. 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yeniden ikinci dilimimin içerisine geçiyorum. 1 tane fıstığımı çalıştıktan sonra Ortadaki fıstığın tepesine iki tane fıstık çalışıyorum. Bir, iki, üç, dört. Çekiyorum. Bir, iki. Aynı yere ikinci fıstığımı çalışıyorum. İki, üç, dört. Çekiyorum. Kapatıyorum. Zincirlerimi çektim. Diğer tarafa dördüncü fıstığımı da çalıştıktan sonra bu sıramızın hepsini aynı işlemlerimizi yaparak tamamlıyoruz. Bu sıramızda dörder fıstığımız oldu. Evet sıramızın başına kadar ilerleyelim. Yeniden sıra başına geldik. Şu şekilde bakınız. Dörder dörder fıstıklarımız oldu. İkisi ortada birer birer de yanda. Şimdi yeni sıramıza başlayalım. İki zincirimizi çekmiştik. Fıstığımın tepe noktasındaki bölüme giriyorum. Yuvarlak yere bakınız. Tığımın başına girdiriyorum. İpimi alıyorum geçiriyorum yuvarlağın içerisinden ve ilmeğimden de geçirerek kaydırma tekniğini yapıyorum tekrar zincir içerisine giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimden geçiriyorum ve zincirin bulunduğu noktaya geliyorum buradan itibaren ilk fıstığımı çalışmaya başlıyorum uzatıyorum 1 2 3 ve 4 kapatıyorum 1 İki tane zincir. Bu kez ortadaki bakınız iki tane fıstığımızın bulunduğu yer vardı. Burada üç tane fıstık çalışıyoruz. Gidiyorum şuraya üç tane fıstık. Bir, iki, üç, dört. Birinciyi yaptım. Açıldı hemen yeniden yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Çekiyorum. Kapatıyorum. İki tane zincir çektim. İlk fıstığım tamamlandı. Aynı yere ikinci fıstığımı çalışıyorum. 2 3 ve 4 Kapatıyorum. İki zincir. İkinciyi de tamamladım. Üçüncü fıstığım için yeniden aynı yuvaya girişimi yaptım. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincir. Bakınız iki tane fıstık içerisine üç tane fıstığımı doldurdum. Bir tane de sağ tarafına doldurmuştum. Şimdi dıştaki sola da bir tane daha çalışıyorum ve toplamda burada beş tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çektikten sonra yandaki sıraya da aynı işlemimi yaparak ilerliyorum birlikte geçişimizi yapalım. Tığımın başını dolayıp direkt zincir içerisine geçiyorum. İlk fıstığımı çalıştım. 1, 2 ve araya giriyorum. İki fıstığın arasına 3 tane fıstığım için hemen çalışmaya başlıyorum. Bütün dilimler birbirinin aynısı olduğu için bir tanesini yaptığımız zaman diğerlerinde de aynı işlemimizi devam ettireceğiz. Bir iki sol tarafına da bir tane üç ve dört bir iki evet şöyle görelim beşer fıstık sayısına ulaştık şundan bakmanızı istiyorum 2, 3, 4 ve 5 oldu. Araya 3 tane fıstığımızı çalıştık. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Tekrar sıramızın başındayız. 2 tane zincirimizi çekmiştik. Yine aynı şekilde ilk fıstığımızın tepesine batarak geçişimizi yapıyoruz. Zincirimizin içerisine yeniden geçişimizi yaptıktan sonra ilmeğimizi uzatarak ilk fıstığımızı bu noktada çalışıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 çekiyorum 1 2 hemen bu kısma şuradaki görmüş olduğumuz kısma iki tane fıstık çalışıyoruz ortadaki merkez durumunda bulunan 3 fıstığımızın hemen yanındakine iki tane fıstık tepeye bir tane ve diğer yanına da iki tane fıstık yapma şekliyle bu sıramızdaki artışımızı tamamlayacağız bir fıstığımı yaptım 3 tanenin ilk yanına iki tane fıstığımı çalışıyorum 2 3 ve 4 kapatıyorum bir iki tane zincir aynı yere ikinci fıstığımı çalışıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çektim bakınız 3 fıstığımızın hemen sağ tarafına iki tane fıstığımı çalıştım buradaki ayrı tek devam eden fıstığımı ise daha önce çalışmıştım birinci fıstık 2 ve 3 yuvaya 2 tane çalıştım şimdi tepe noktasına bir tane fıstığımı çalışıyorum giriyorum 1 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum 1 ve 2 sol tarafına yine burada çalıştığım gibi iki tane fıstığı da bu kısma çalışıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum 1, 2, aynı yuva içerisine girerek 1, 2, 3 ve 4 çekiyorum, kapatıyorum, 1, 2 tane zincir ve son olarak dilimin son bölümüne bir tane daha kapalı fıstığımı çalışıyorum. 2, 3, 4, hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum iki tane zincir şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım şu şekilde toparlarsak çok daha güzel olacak bakınız Evet bölümümüzde 1 2 3 4 beş tane fıstığımız vardı bir alt sırada hemen ilk fıstık arasına bir fıstık olarak giriyorum İki fıstığın arasına girerek yani üç tane fıstığımın şuradaki araya girerek iki fıstık örüyorum tam tepe noktasına bir tane fıstık sol tarafına da iki fıstığım örüyorum şöyle görelim Kenarlarda ise birer tane fıstık toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. Ve bu şekilde diğer dilimlerimizi de tamamlayarak son noktada görüşelim. Şöyle tekrar görmenizi istiyorum. Yakında bir fıstık hemen üç tane fıstığımızın ilk boşluğuna iki fıstık ortadakinin tepesine ve diğer yanına bir kenardaki bölümümüze yapıyorum. Geçişimizi aynı şekilde tekrar ederek ilerliyoruz. Pembemizden sonra 4 sıra beyazımızı ördüm. Şimdi lifimizde ikinci rengimize geçiyorum. 2 zincirimi çektim. Batıyorum bu kısma. Trabzanımın tepesine battım ve ipimi kesiyorum. İsteyim ipimi şöyle uzaktan girerek gizliyorum. Bu rengimle örmeye devam ediyorum. Hemen birinci fıstığın yanındaki ikinci fıstığın bulunduğu boşluktan başlıyorum. Ve başlıyorum. Bakın normalde de ilk fıstığımızı buraya çalışıyoruz zaten. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. 1, 2 tane zincir. İpimi şöyle alttan gizliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum kapatıyorum. Zincirlerimi de ilave ediyorum. 1 2 3 4. Çekiyorum. 1 2. Tam ortadaki bakınız tek fıstığımın bulunduğu noktaya geldim. Buraya 2 tane fıstık çalışması yapıyorum. Batıyorum tepeye. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. 1 2 Aynı yere 1 2 3 ve 4 çekiyorum. 1 2 Araya giriyorum. 2 zincirimiz bir sonraki araya giriyorum. çekiyorum. 1 2. Araya giriyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2. Evet şimdi görelim. Tam tepedeki, tam ortadaki fıstığıma 2 tane fıstık çalışması yaptım. Sağında ve solunda 3 tane fıstığımız var. Her birisi birer defa batılmış şekilde. Diğer dilimlerimizi de aynı şekilde örerek sıra başına kadar ilerleyelim. Mor renkli sıramızı örerek sıramızı tamamladım ve artık istediğimiz kadar büyüklükte aynı sıra üzerine artışlarımızı yaparak devam edebilirsiniz. Bakınız şimdi yapmış olduğumuz çalışma şuradaki sıramızdaki çalışmamızda buradan sonrasında bu e, görmüş olduğumuz iki fıstığın arasına üç tane fıstığımızı örüyoruz daha sonrasında bir fıstık tam tepeye üç tanenin Diğer yanlarına da şurada görmüş olduğumuz gibi iki tane fıstığımızı örüyoruz. Renklerimizi dilediğimiz sıklıkla değiştirerek ya da epey bir beyaz kullanarak dilediğimiz şekilde zevkimize göre ayarlayarak lifemizi istediğimiz boyut olana kadar örmeye devam edelim. Yalnız lütfen şunu dikkat etmenizi istiyorum. Şu an şuradayız bakınız iki tane fıstığımızın bulunduğu bölümdeyiz. Daha sonra 3 tane ve diğer aşamayı yapıyoruz. Sonra tekrar iki şeklinde artışlarımızı aynı düzen üzerine kurarak örüyoruz. Ve lifimiz istediğimiz ölçü bizim için yeterli olursa orada bırakıyoruz. Evet ben şimdi beyaz rengimle yine aynı şekilde örmeye başlıyorum. Ve epey bültükten sonra yeniden görüşelim. Yıldız ifimizi sizlerle birlikte mor rengimize kadar örmüştük. Daha sonrasında 1 iki, üç, dört, beş beş sıra daha ördüm ve yeteri ölçüye ulaştım. Şimdi kenar tığlamasını çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimizi çekelim, tığımıza düğümümüzü atalım. Herhangi bir köşeden hiç fark etmez nereden isterseniz, şöyle iki ayrım yerini yani iki grubun arasındaki ilk fıstığın tepesine gelerek batalım. Bir tane de zincirimizi çekelim. Ve hemen aradaki iki zincir çekmiş olduğumuz bölüme girerek yine bir tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra biraz önceki batmış olduğum sık iğnemin ardına şöyle geliyorum. Ardına bakınız. Şöyle ardına gelerek batıyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. Daha sonra araya zincir çekmeden diğer iki zincir içerisine geçiş yapıyorum batıyorum bir tane sık iğne bir iki üç tane zincirimi çekip yine sık iğnemin arkasına geçerek batıyorum ve kirpiğimi yapıyorum tekrar bir ileri batıyorum bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra yine ardına giriyorum kirpiğimi örüyorum İleriye geçiyorum 1 2 3 Eğer eliniz sıkıysa şu işlemden sonra bir tane zincir çekebilirsiniz arkaya battıktan sonra bilmeyelim rahat olduğu için herhangi bir şekilde kasma olmuyor batıyorum 3 zincirimi çektim tekrar İlerliyorum. her fıstıktan sonraki iki zincirimiz içerisine mutlaka 3 zincirli bir kirpik çalışması yapıyorum 1 2 3 tepe noktasındayız bakınız. Tepe noktamızın bulunduğu bakınız hemen şu kısımdayım. Buraya şuradaki ortadaki bulunan fıstığımın tepesine de bir tane batalım ve sivriliğimizi artıralım. 1 2 3. Ortadaki bakınız. Ve diğer yanına batıyorum. 1 2 3. 1 2 3. Diğer yana kadar ilerleyelim. Evet uç kısmımıza kadar örerek geldim. Başlangıç noktamızın bulunduğu yerde. Şöyle her bir yıldızımızı ayıran ikişer zincirlerimizin olduğu bölümün hemen yanı başındayım. Buraya gelirken şu şekilde yine direkt batıyorum. Kirpik çalışması yapmadan zincir çekmeye başlıyorum. 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve şu şekilde lifimi yandan tutuyorum. Zincirime, ara zincirime girerek bağlanıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sıradaki geçişe bağlanıyorum. 1 2 3. Bakın şöyle dilimler arası geçişteki zincirlerimize bağlanmaktayız. Şu şekilde göstermek istiyorum özellikle yeni başlayan kardeşlerim zorlanmasını bilen zaten yapıyordur. Hemen 3 zincir çektikten sonra alttan giriyorum. Ve buraya bağlanıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Alttan giriyorum. 1, 2, 3. Sırasıyla bakın hiç şöyle tutmanıza falan gerek yok. Zaten şöyle tuttuğunuz zaman zincirlerimiz kendisini belli etmekte. Bakın şöyle 1 2 3 alttan alttan yine alttan giriyorum en son göbek kısmımızdaki pembemize gelerek bağlanıyorum en son pembe rengimize bağlandım 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü örmediğim bakınız ördüğümüz tarafa çevirmiyoruz tekrar. Örmediğimiz tarafa yani üst kısmını örmediğimiz yöne doğru çeviriyorum ve hemen şu kısma gelerek yukarıya doğru çıkmaya başlıyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz işlemin tam tersi işlemimizi yapıyoruz. Yukarıdan aşağı inmiştik. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle görelim. Yukarıdan aşağıya doğru üçer zincir çekip her bir aradaki iki zincirimize batmıştık. En son pem, pembemizde batmıştık. Pembemizde yine 3 tane zincirimi çektim. Ve yine bu aralardaki şu bölümümüze yine batarak yukarıya doğru çıkıyoruz. 1, 2, 3. Yan yana bakınız. 1, 2, 3. Biraz önce de inerken batmıştık. Eğer kasacak gibi olursa yani eline sıkıysa zincirimizi dörde de çıkarabilirsiniz o rengimize bağlanıyorum. Üçer zincirle yukarıya kadar yaptığımız bu işlem modelimizi gösteren işlem. Üç tane zincirimi çektim ve bakın fıstığımın hemen yanına en üst kısma geliyorum ve şöyle koyarak bakmanızı istiyorum bakınız biraz önce bir yukarıdan aşağı indik bir de yukarı aşağıdan yukarıya doğru çıkışımızı yaptık morla şimdi kenardaki 3 zincir çekip kirpik oluşturduğumuz bölümümüzü örmeye yeniden başlayalım en tipe kısmın zincirdeyiz yani fıstığın yanı başındayız bir sonraki zincir içerisine giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip ardına batıyorum Yine iki zincirin içerisine geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çekip ardına batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 ardına batıyorum ve biraz önceki ilk dilimimizde yapmış olduğumuz işlemin birebir aynını diğer bütün dilimlerimizde yapıyoruz ve başlangıç noktamızın yanı başında yeniden görüşelim. Dilimlerimizin arasının tamamını ördük. Şöyle bakalım. Gayet güzel oldu. Evet, en son yukarı çıkış yerindeyiz ve zincirimi çektim. Başlangıç noktamın bulunduğu yere geliyorum ve batıyorum. Yine aşağıdan girişimi yapıyorum. Hemen bakınız bir tane zincir çekmiştik. Yine bir zincir çekerek batıyorum. Önüne geçiyorum şöyle. İlmeğimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek burayı birbirine bağlıyorum. ipimizi de aşağıya gizleyeceğiz bakınız bağlantımızı yaptık çok güzel oldu şu şekilde hafif bir toparlanma gibi olursa arkasını çevirip şu şekilde düzelterek bakınız yıldızlarımızın daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Çevirdiğiniz zaman ise gayet güzel görünecektir. Evet. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.